Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel tutacakların yapımını anlatacağım. Bugün de mutfağımızı güzelleştirelim istedim. Gördüğünüz gibi çok şık, çok güzel, harika bir model yapımda, gayet kolay. Bana gelen resimde yine istek üzerine yapıyorum. Bana gelen resimde iki kat yapılmıştı. İp inceydi sanırım, o yüzden iki kat yapmışlardı. Eğer ki sizin de ipiniz incelse şöyle iki tane örüp etrafını yaparken birleştirebilirsiniz. Böyle o şekil kullanabilirsiniz. 4 tane yapmanız gerekecek o zaman. Ama dediğim gibi benim ipim kalın olduğu için tek kat yaptım. Böyle de gayet güzel oldu. İp olarak normal örgü ipi kullanabilirsiniz. Patik ipi kullanabilirsiniz. Lif ipi ile yaparsanız iki kat yapmanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Hani kalın olsun diye, yakmasın diye. Ama ben şöyle tavsiye ederim size. Şöyle iplerimi göstereyim. Çok da yakıştı iplerim. Nako pırlanta ile ördüm. Çok da güzel oldu. Bu iple örmenizi tavsiye ederim. Elinizde varsa değerlendirebilirsiniz. Evet, şöyle bu tür modellerin daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar, bol yorum, bol beğeni, bol kalp bekliyorum sizden. Böyle sevdiklerinize, arkadaşlarınıza kanalımı önerirseniz de çok mutlu olurum. Evet, tığ olarak da şöyle göstereyim. 5 numara. Elinize yatkın tığ kullanabilirsiniz. Ben 5 numara 1,5 mm'lik tığ ile ördüm. Hazırsanız şöyle kenara alayım. Yapımına geçelim. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sihirli halka üzerine yapacağım. Sihirli halka yapamıyorum derseniz 8 tane zincir çekip üzerine trabzan yapabilirsiniz. Evet, sihirli halkayı da şöyle şu şekilde ipimi tutuyorum. Parmağımın etrafına sardım. Çapraz şekilde tuttum. Onu sol elime aldım ve tığımla zincir çekerek sabitledim. Böyle halkam oluştu. Gördüğünüz gibi. Şöyle 1, 2, 3 zincir daha çekiyorum. Tığıma doladım. Bir dolayıp şöyle hafif küçültebiliriz halkamızı. Bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzanlar yapıyorum bu halkanın içine. Evet, baştaki zincirle birlikte 13 tane trabzan olacak. Evet, şöyle arada çektirebilirsiniz. Üçe tamamlayalım. Evet, 13 tane trabzanım oldu. Şimdi ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 3 zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim. Ortayı çektirip düğüm atalım ki bize sorun çıkarmasın. Şöyle iyice çektiriyorum. Evet, şöyle kapattım iyice. Düğüm atıyorum ki dediğim gibi sorunu çıkarmasın. Evet, fazlasını alıyorum. Evet, 3 zincir çekmiştik. Tığıma doladım. Aynı zincirin tepesine bir trabzan yapıyorum. Yani 2 tane batmış oldum. Sıradaki trabzanın tepesine geçiyorum. Bir trabzan. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Her birine 2 tane trabzan yapacağız. Sıradaki trabzanın tepesine geçiyorum. Bir trabzan. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Sıradakine bir. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Evet. Her bir trabzana 2 trabzan yaparak sıranın sonuna gelelim. Evet, 26 tane trabzanım oldu. Her birine çift battığım için. Şimdi şuraya da ben bir trabzan yapıyorum. 27 tane trabzanım oldu. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeğin içinden geçirdim. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine bir trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki trabzana bir trabzan.
Zincirle birlikte 3 tane trabzanım olmuş oldu. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine bir trabzan. Yan yana 3 tane trabzan yapıyoruz. 2, 3. Her birine bir battım. 2 zincir tığıma doladım. Sıradakini trabzana 1, yanındakine 2, yanındakine 3. trabzanımı yaptım. 2 zincir, 3 trabzan yapıyoruz. Evet, her birine bir trabzan yaparak ilerliyorum. Arada da 2 zincir. Evet, bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldiğim 9 tane üçlü trabzanım oldu. Şimdi 2 zincir çekiyorum. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Burada 2 zincir çekip ipimi kesiyorum. Diğer rengime geçeceğim. Evet, diğer rengimi aldım. Bir zincir çektim. Şunu geriye doğru yatırıp buraya sabitliyorum. Zincir yuvasına başına dolamadan batıyoruz. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Yine bir dolayıp iki defa da çektiğim iki trabzan yaptım. Zincirle birlikte 3 oldu. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 2, 3. Burada zincir çekebiliriz, çekmeyebiliriz ama bir zincir çekelim. Sıradaki zincir yuvasına geçiyorum. 3 tane trabzan. 2, 3. 2 zincir. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3. Bir zincir. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya yine 3 trabzan. Aynı işlemi yapıyoruz. 3 trabzan, 2 zincir. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Ve geçişte bir zincir çekiyorum. Evet, her yuvaya bu şekilde doldurarak sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldiğim en son bir zincir çektim. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle şuradaki trabzanın tepesine de batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Zincir yuvasına batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. İkinci sırama geçtim. Bu rengin. Hemen aynı yuvaya 2 trabzan daha yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. 3 trabzan yapıyoruz. Aynı yuvaya. 2 ve 3. Şöyle bir zincir çekiyorum. Buradaki bir zincir çektiğimiz yere başına dolamadan batıyorum. Bir zincir tığıma doladım. Sıradaki balık sırtı yuvasına 2 zincir çektiğimiz yere 3 trabzan. 2 zincir aynı yuvaya 3 trabzan. Bir zincir çekiyorum. Buradaki bir zincir çektiğimiz yere başına dolamadan batıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Tığımıza doladık. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. 2 zincir. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyoruz. Evet, bu sıramızda bu şekilde ilerliyor. Bir zincir çekip araya başına dolamadan batıyoruz. Bir zincir çekip balık sırtı yuvasına yine balık sırtı yapıyoruz bu şekilde. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldiğim en son buraya battım ve bir zincir çektim. İlk yaptığım
zincirin tepesine batıyorum. İlmiği aldım, ilmiği içinden geçirdim. Şöyle şuradaki trabzanın tepesine batıyorum. İlmiği aldım, ilmiğin içinden geçirdim. Zincir yuvasına geçiyorum. İlmiği alıp ilmiğin içinden geçirdim. Kaydırma tekniğine gelmiş olduk. 3 zincir çekiyoruz. Tığımıza doladık. Yine balık sırtı yuvasına balık sırtı yapıyoruz. Evet, 2 trabzan yaptım. Zincirden sonra 2 zincir. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. İki zincir çektim. Buradaki sık iğnenin tepesine başına dolamadan batıyorum. Eliniz sıkıysa zincire bir tane fazla yapabilirsiniz. İki zincir çektim, tığıma doladım. Balık sırtı yuvasına 3 trabzan. İki zincir aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Buradaki sık iğnenin tepesine başına dolamadan batıyorum. Ve iki zincir çekip sıradaki yuvaya balık sırtı yapıyoruz. Evet, bilirsiniz bu sıramız da bu şekilde ilerliyor. Evet, üçüncü sıranın da sonuna geldim. En son buraya sık iğne yaptıktan sonra iki zincir çektim. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Buradaki trabzana batıyorum. Yine kaydırma tekniğiyle yuvamın içine geldim. Aynı işlemi yapıyoruz. Sadece buradaki zincir sayılarımız değişiyor. Evet, 2 trabzan daha yaptım. 2 zincir aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Şöyle. Evet, bir altta 2 zincir çekmiştik. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Tabi kasma oluyorsa, şöyle öne doğru yamuluyorsa arkadaşlar, zinciri bir tane fazla çekebilirsiniz. Evet, bu sık iğnenin tepesine başına dolamadan batıyorum. 1 2 3 4 tane yapmışım. Evet, bu 4. sıram. 3 zincir tığıma doladım. Yine balık sırtı yuvasına balık sırtı yapıyorum. Evet, hatta ben burada 5 çekmiştim. Çok özür dilerim. 4 çekmiştim. Tövbe estağfurullah. Evet, 4 zincir çekiyorum. 4 zincir çektim. Buradaki sık iğneye başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Sıradaki balık sırtı yuvasına 3 trabzan. 2 zincir, 3 trabzan. Dört zincir çekiyorum. Buradaki sık iğnenin tepesine başına dolamadan batıyorum. Dört zincir. Sıradaki balık sırtı yuvasına balık sırtı yapıyoruz. Evet, bu sıramızı da tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Hatta ortaya kadar geldim. Dört zincir çektim. Son sıramızdayız. Bu rengimizin son sırasındayız. 4 zincir çekelim. Tığıma doladım. Yuvaya 1 trabzan yapıyorum. 1 zincir çekiyorum. Şöyle şuradan göstereyim. 6 tane trabzan yapacağız. Aralarda birer zincirimiz olacak. Evet, 1 zincir çektim. 1 trabzan yaptım. 1 zincir. 1 trabzan. 1 zincir. 1 trabzan. Baştaki zincirle birlikte 6 tane olacak. 1 zincir, 1 trabzan. Evet, sayalım bakın. 3, 6 tane olmuş. 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Buradaki sık iğnenin tepesine yine başına dolamadan batıyorum. 5 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki balık sırtı yuvasına 1 trabzan, 1 zincir, 1 trabzan. 1 zincir, 1 trabzan. Evet, 6 tane olana kadar 1 zincir, 1 trabzan yapıyorum.
Evet, 3, 6 tane oldu. 5 zincir çekiyoruz. Sıradaki sık iğnenin tepesine yine sık iğne yapıyorum. 5 zincir çekip evet yine 6 tane trabzan yapacağım. Böyle bu sıramızda tamamlayalım. Evet, sıranın sonuna geldiğim şöyle göstereyim. İlk yaptığım zincire sabitliyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle ilmeğimi genişlettim. Şöyle tersini çeviriyorum. Burada bakın bu zincirimden şöyle alttan yukarıya doğru tığımı çıkardım. Bunu aşağıya, ilmeğimi aşağıya çekmek istiyorum. Böyle bu şekilde bir iki zincir çekip ipinizi kopartın arkadaşlar. Ben kopartmayacağım. Aynı şekilde bir tane daha yapın. Bunun gibi. Ben etrafını yaptım ama en son yapacağız. Onu da göstereceğim bu etrafını. Evet, aynı şekilde bir tane daha yapın ve ne yaptık? Yaptıktan sonra arkadaşlar ipimizi, ilmeğimizi aşağıya çekmiştik. Kurpunu hazırlayacağız. Evet, iki zincir çekmiştim. Şöyle şuradan bakın. Burada balık sırtı yuvasına böyle bu şekilde başına dolamadan batıyorum. Evet böyle. Sonra zincir çekiyorum. 1 2 kaç tane çekeceğiz? Ben 60 tane çekeceğim arkadaşlar. Siz de bakarsınız ne kadar yeterliyse o kadar çekin. Dediğim gibi 60 tane. Elimi çok sıkı tutmayacağım çünkü üzerine bir trabzan bir zincir gideceğim. O şekilde böyle 60'a tamamlayalım. Ben de tamamlayıp döneceğim. Evet, ben 60 tane zincir çektim. Yeterli. Şöyle göstereyim. Şimdi diğer parçamı aldım. Etrafını yapmadık. Sorun olmaz arkadaşlar. Benimki yapılı, bir şey olmaz. Şöyle bir tanesinin şöyle tersini çevirdim. Tersinden yapacaktım, evet. Şöyle yine balık sırtı yuvasına bakın buraya. Şöyle şu şekilde başına dolamadan batacağım. Evet, başına dolamadan battım. İki zincir çektim. Karşıya batıyorum. Bakın. Şuraya batıyorum. Başına dolamadan. Şöyle göstereceğim. Olacak mı? Evet. Şuraya batacakmışım arkadaşlar. Çok özür dilerim. Evet, şöyle. Biraz önce yaptım oldu ama şöyle. Demek ki evet. Önce buraya batmam lazımmış. Nereye batacağımız bile çok önemli, görüyorsunuz. Evet, şöyle. Tersinden bu şekilde batayım. Evet. Tersinden, bakın tersindeyim. Sağa doğru olan yuvaya başına dolamadan batıyorum. İki zincir çektim. Ve şöyle şuraya batıyorum. Buraya batıyorum. Başına dolamadan bir zincir çektim. Evet, ikisinin de yönü yukarıya bakıyor. Gördüğünüz gibi yanlışlık yapmadık. Bir zincir çekmiştim. Burada şöyle düzeltiyorum zincirimi. Bir zincir atlıyoruz. İkinciye trabzan yapıyoruz. Bir dolayıp iki defa da çektiğimiz trabzan. Bir zincir. Bir zincir atlıyoruz. İkinciye trabzan. Evet, bu kurpun etrafını yaparken de ya da bunun etrafını yaparken buraya batacağız arkadaşlar. Onu da göstereceğim size. Böyle sabitleyeceğiz. Bir zincir. Bir zincir atlıyorum. İkinciye trabzan. Bir zincir yapıyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan. Evet, köprümüzü yapıyoruz. Böyle bu şekilde buraya kadar gelelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, sıranın sonuna geldim. Gördüğünüz gibi burada şöyle öbür tarafa, yani buraya bakın, buradan
yaparak başlamıştık. Dönüşte de buraya başını dolamadan batıyorum. Şöyle iki zincir çekiyorum ipimi, kesiyorum. Evet, şöyle tersinden ipimizi saklayalım. Evet. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Evet, diğer rengimi aldım. Şöyle bir zincir çekiyorum. İlk önce kulpun etrafını yapalım. Şöyle şuradaki zincire başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar başına dolamadan batıyorum. Sıradaki yuvaya geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Aynı yere tekrar sık iğne. Yani başına dolamadan batıyorum. Sıradaki yuvaya geçiyorum. Başına dolamadan battım. 3 zincir. Tekrar başına dolamadan batıyorum. Evet, bir pirik yapıyoruz. Sıradakine geçtim. Battım. 3 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Hiç zincir çekmeden sıradakine geçiyoruz. 3 zincir çekip aynı yere tekrar batıyoruz. Evet, böyle. Bu şekilde buraya kadar gelelim. Dönüşü göstereceğim. Evet, buraya kadar geldim. En son 2 zincir çektim. Şöyle tersini çeviriyorum. Tersinden şöyle ortada şöyle trabzanın arkasına bu şekilde başına dolamadan batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Şöyle çeviriyoruz. Bu tarafına geçmek için. Evet, buraya hatta şöyle güzel duracak mı? Evet, buraya başına dolamadan batıyorum. 3 zincir aynı işlemi yapıyoruz. Başına dolamadan batıyorum. Sıradaki yuvaya geçiyorum. 3 zincir aynı yere tekrar başına dolamadan batıyorum. Evet, etrafını yaparken de böyle buraya sabitleyeceğiz. Şimdi ayrık durduğuna bakmayın. Düzelecek. Evet. Tamamlayalım arkadaşlar. Bilirsiniz zaten. Bunu yapalım. Ben bunu önce yaptığım için şimdi burayı giderken sabitleyeceğim. Evet, yapalım. Sonra bunun etrafını göstereceğim. Evet, arayı tamamladım gördüğünüz gibi. Sonra ipimi kestim. Ve bir zincir çekiyorum. Şimdi etrafını yapacağız. Şöyle alıyorum. Şöyle öncesinden başlayalım ki şurayı eklemeyi de göstereceğim size. Şöyle ayık durmasın diye. Buradaki sık iğnemin üzerine yine sık iğne. Yani başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yeterli mi? Evet, yeterli. Sonra bu yuvaya, zincir yuvasına bir zincir çekmiştik. İki trabzan arasına. Başına dolamadan battım. 3 zincir. Aynı yere tekrar başına dolamadan batıyorum. Sıradaki yuvaya geçiyorum. Başına dolamadan battım. 3 zincir. Şöyle düzeltiyorum. Hatta şöyle yapalım bakın. Tam ortalı denk gelsin diye. Diğerine geçerken bakın hem bu yuvaya hem de arkadan şöyle şuraya tığımı geçirip başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Aynı yere şöyle öndekine başına dolamadan battım. Sıradaki yuvaya geçtim. Başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. Sıradaki yuvaya geçiyorum. Hem buna batıyorum hem de arkadan şöyle sabitlemek amaçlı arkadan şöyle bakın. Tığımı arkaya da batırıyorum. Başına dolamadan battım. Şöyle tam ortalı denk gelsin diye bu şekil yaptık. 3 zincir aynı yere tekrar batıyorum. Sıradaki yuvaya geçiyorum. 3 zincir aynı yere başına dolamadan batıyorum. Diğerine geçişte 5 zincir çekiyoruz. 3, 4, 5. Aradaki sık iğneye yine sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Evet. Bir zincir çektiğimiz iki trabzan arasına başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Aynı yeri tekrar batıyorum. Burada ne yaptıysak aynı işlemi yapıyoruz. Bunların tepesine.
Evet, tamamen etrafını yapalım. Başladığımız yere gelip orada bitireceğiz. Evet, ikisinin etrafını bu şekilde yaptıktan sonra bitiriyoruz arkadaşlar. Bitti, gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız mutlu olurum. Daha güzel modellerde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.